Hepinize merhaba arkadaşlar analitik geometri ikinci kısmına geldik bu kısımda da doğrunun analitiğini işleyeceğiz biliyorsunuz çemberin analitiği bu yıl sorulmayacak bu da son konumuz olacak daha sonra konular bitiyor ondan sonra da 10 soruluk mini denemelerle sınava az kalmışken beraber hazırlanacağız diyelim kalemimizi kağıdımızı hazırlayalım derse başlayalım diyorum. Evet. İlkin ne demişiz arkadaşım? Eğim. Doğrunun analitinde en önemli edilmesi gereken husus zaten eğimdir. Eğimle bir doğrunun x ekseniyle arkadaşım burada eksik yazmışım. Pozitif yaptığı dar açının pozitif yönde yaptığı dar açının tanjantına eğim diyoruz. Peki eğimi nasıl buluyoruz? Doğrumuz şu doğru d doğrusu olsun. Burada ne dedik? x ekseniyle şöyle x eksenine paralel çekiyorum. Buradaki açıma alfa diyorum. Alfanın tanjant yani tanjant alfaya bakacağız. Tanjant var. alfa bizim eğimimiz. Peki onu nasıl bulacağız? Güzel arkadaşım burası neydi tanjant alfada? Karşı bölü kimdi? Komşu değil mi? Güzel. Karşı bölü komşu. Peki nasıl yapacağız? Onu da karşısı. Neymiş y2 eksi y1 değil mi? Evet y2 eksi y1 karşısı. Komşusu ne? Burası uzunluk şöyle isimlendirelim abc dedik. bc uzunluğumuz y2 eksi y1. ac uzunluğum o da kimmiş? x2 eksi x1. Geliyorum hemen karar veriyorum. Neymiş y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Şimdi burada şöyle bir ünlem koyalım ve dikkatimizi şuna verelim. Arkadaşım eğer y2'den y1'i çıkartıyorsan x2'den x1'i çıkartacaksın. Yani gidip şunu yapamazsın. y2 eksi y1 bölü x1 eksi x2 dersen sonuç farazi söylüyorum. Eğer 5 ise sen gidip eksi 5 bulursun ki o zaman yanlış bulmuş olursun. Peki ne diyorsunuz hocam? Hemen ona bakalım. Şimdi ilk sorumuz bize diyor ki Şöyle siyah kalemi alalım. Noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz. Burada ne yapalım? Y bu, X bu, Y bu, X bu mu? Şöyle diyeceğim arkadaşım. Daha iyi aklımda kalması için. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Ok mu? Ok. Bize neyi veriyor? Eğimi. Y'ler 7'den 3 çıkart. 7 eksi 3. Bölü 2 eksi 1. Neymiş? 5, 4 e, bölü 1'den 4 mi Evet. Ama gidip şöyle 7'den 3'ü çıkarttın 4. 1'den 2'yi çıkartsan eksi 1. Ne bulmuş olursun? Eksi 4. Anlaştık mı? Bunu yapamazsın. Ha şunu yapabilirsin güzel arkadaşım. 3'ten 7'yi çıkartırsın. 3 eksi 7. Bak bundan bunu çıkarttıysan bundan da bunu. Yani 1 eksi 2. Burası ne yaptı? Eksi 4 bölü Eksi 1. O da ne yaptı? Eksinin eksi bölümünden 4 mü? Evet. Yani y, y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 veya y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 de diyebilirsin. Ok mu? Ok. Süper. Şimdi sorumuza bakalım. Noktalarından geçen doğru neymiş? 2. O zaman ne yapıyorum? 4'ten 2'yi çıkarttım. 2. 3 eksi m neymiş? 2. Sadeleşti 1. 3 eksi M. içler dışlardan 1. M de burada. Ne geldi? Ee, bunu bu tarafa atarsam M. O da neymiş? 2 mi? Evet. Anlaştık mı? Süper. Diyorum. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrun denklemi. A noktası verilecek bize. X0 Y0 noktasından geçen ve eğimi M olan doğrunun denklemi şu şekilde. Y2-Y0 X2-X0 Az önce eğimi nasıl buluyorduk? Y eksi, Y2 eksi, Y1 bölü, X2 eksi, X1. Eşittir M değil miydi? Evet. Burada sadece bir nokta verildiği için Y2 yerine sadece X2 yerine X deyip işler dışlar yaparsan bu kuralı yakalamış olursun. Şöyle işler dışlarda. Ok mu? Ok. Bak hemen yapalım. Eğimi 2 olan ve az 0'a 8 noktasından geçen doğrunun denklemini istiyor. Ne yapıyorum? x eksi x sıfır. Eşittir y eksi y sıfır. Burayı ne yapıyorum? Eğimim çarpı m diyorum. Eğimim kimdi? 2. x eksi x sıfırımız ne? 0. Eşittir y eksi 8. Buradan düzenleyelim. 2x eşittir y eksi 8. Veya şöyle atıyorum. 2x eksi 8 artı 8 diye geldi. Eşittir. Şöyle de diyebilirim. Eğimimi buldum mu? Süper. Eğimi eksi 1 bölü 2 olan ve eksi 1'e 8 noktasından geçen doğrunu denklemiş. Şunu diyor yani. Bir tane doğrumuz varmış. Bu doğrunun eğimi neymiş? Eksi 1 bölü 2. M eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şuradan da bir nokta varmış. A noktası neymiş? Eksi 1'e 8. Bu doğrunun eğimini istiyor benden. Güzel arkadaşım. O zaman ne yapıyorum? Kuralımı tekrar hatırlayalım. X eksi x 0 çarpı M eşittir. Kimdi? Y eksi y 0 noktası x0 noktası eksi 1. Eksi dönümünde artı 1. x artı 1 çarpı eğimi vermiş? Eksi 1 bölü 2 eşittir. y eksi 8. Gerekli düzenleme yapalım. Burayı eksi x eksi 1 eşittir. 2y eksi 16 mı? Evet. Hepsini o tarafa atalım. Ne oldu? x artı 2y eksi 15 eşittir. 0 mı? Tamam. Ok mu? Ok. Süper. Şimdi nota gelelim arkadaşım. Diyor ki ax artı b artı c eşittir sıfır. Denklemin eğimiz şöyle bulunur. A'nın katsayısı bölü B'nin katının katsayısı. Başına eksi koyuyorsun. Peki burada ne? Aslında b'yi yalnız bırak burada. Yani hepsini o tarafa attım. B'ye eşittir eksi ax eksi c. Burada x'in katsayısı ne? Eksi a. Yeni katsayısı ne? 1. Yani eğimim ne oldu? Eksi A bölü B. Veya bazen kaynaklarda şu şekilde daha yakışıklı gösterebiliyor. Y eşittir A eksi artı K doğrusunun eğimi direkt A mı? Evet. Çünkü burada X'in katsayısı A. Y'nin katsayısı ne? 1. A bölü 1'den neymiş? Eğimim A mı? Evet. Hemen bakalım denklemimize. Burada X'in kat sayısı ne? 3. Y'nin kat sayısı ne? 4. Başına eksi koyuyorsun. Ya da Hepsinde ne yap biliyor musun arkadaşım? Y'yi yalnız bırak. Yani 4Y eşittir. Eksi 3X eksi 1. Y'yi yalnız bıraktım. Y eşittir. Eksi 3X bölü 4. Eksi 1 bölü 4. yeni e, X'in katsayısı neymiş? Eksi 3 bölü 4 mü? Süper. Burada da yine aynı şekilde. Y'yi at o tarafa. Ne oldu güzel arkadaşım? Y eşittir. 2X artı 3. X'in katsayısı ne? 2 mi? O zaman eğimim 2 mi? Tamam. Burada direkt zaten x'i şey y yi yalnız vermiş. x'in katsayısı ne? 3. Bak, yeni de katsayısı 1. 3/1'den bölü 1'den geliyor. Anlaştık mı? Süper. Aldın notunu. İyice oturttun. Tamam. Şimdi iki noktası belli olan doğrunun denklemi. 2 nokta verilecek bize. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi şu şekilde arkadaşım. Şöyle bir doğru var. Şurada bir A noktası, şurada bir B noktası. Bu doğrunun Denklemi de D olsun. Bunu nasıl bulacağız şimdi? İstediğini seçersin. Ya x1 ya x2 gözüne kestirdim. Hangisi? Ben x1 y1 gözüme kestirdim. Şöyle dedim. Y'den y1'i çıkarttım. X'den x1'i çıkarttım. Kimi gözüme kestirmiştim? x1 y1 mi? O zaman tekrar x2'den x1'i y2'den y1'i çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Denklemin doğru denklemini buluyorum. Şu şekilde mesela hangisini gözüne kestiriyorsun? B'yi. Tamam bu olsun. O zaman y eksi neymiş? Eksi 3. Ne oldu? Artı 3 mü yaptı? x eksi 2 eşittir. Bu sefer ne diyorum? Kimi gözüme kestirmiştim? B'yi mi? O zaman eksi 1'den eksi 3 çıkartıyorum. Artı 3 yaptı. Kimi gözüme kestirmiştim? B'yi mi? Eksi 1'den şey pardon eksi 1'den 3 değil. 6'dan 3'ü çıkartacağız değil mi? 6'dan 3'ü çıkartıyorum. Eksi 1'den kimi çıkartıyorum? 2'yi çıkartıyorum. Bak her seferinde 2'yi çıkartıyorum. Her seferinde 3'ü çıkartıyorum. Denklemi bu şekilde buluyorum. Şimdi gerekli düzenlemeyi yapalım. Ne oldu? Y artı 3 bölü x eksi 2 eşittir. 9 bölü eksi 3'ten eksi 3. İşler dışlar yap güzel arkadaşım. Y artı kimsin? Ee, ne oldu? Y artı 3 eşittir. Eksi 3x eksi 6 mı? Evet. Artı 6 yaptı. E, hepsini bu tarafa at. Y artı hatta kalsın o tarafta. Ne yaptı? Artı 9 mu? Evet. Denklemi neymiş? Bu mu? Süper. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak burada mesela eğimimle eksi 3. Gerçekten eğimi bulalım. İki nokta arasındaki şöyle iki nokta var. Eğimini bulalım. Ne yapıyorum? 6'dan e, eksi 3 çıkarttım. 9. 9. E, 2'den 6'dan bunu çıkarttımsa eksi 1'den 2'yi çıkartacağım. Ne oldu? Eksi 3. Eğimim ne oldu? Eksi 3 mü? Evet. Bu şekilde verilirse eğimi istiyorsa y'ler farkı bölü x'ler farkı diyorsun. Anlaştık mı kanks? Süper. Tamam. 1'e 0 ve 4'e 6 noktalarından geçen doğrunun denklemi. Bak doğru istiyor. Yani sen nasıl bir şey senden istiyor? Hemen onu hayal edeceksin. Diyeceksin ki benim sonraki adımda bunu bulmam gerekiyor. AX artı B'ye artı C şeklinde bir şey bulmam gerekiyor. Tamam. X diyorum. Şey X diyemezsin sensin. x. Y bölü X eşittir. Şimdi kimi gözüme kestirdim bunu daha kolay görünüyor. Y eksi sıfır. Bölü X eksi bir. Eşittir. Kimi gözüme kestirmiştim bunu mu? O zaman bundan bunu çıkartıyorum. Ee, dörtten şey dörtten değil altıdan sıfırı çıkart. Altı eksi sıfır bölü dört eksi... Bir mi? Evet bak. Şunlar aynı olmak zorunda. Oldu mu? Tamam. Fotoğrafını çektin gözünle. Harikasın. Ne yapıyorum? Y bölü x eksi 1 eşittir. 6 bölü 3. Ne yaptı? 2. 2x eksi 2 eşittir. Neymiş? Y. Eğimim ne? 2 mi? Evet. Bakalım doğru mu? 6'dan 0'ı çıkart. 6. 4'ten 1'i çıkart. 3. Eğimim gerçekten de 2'ymiş. Denklemin böyle bir şey mi oldu? Evet. Buna benzedi mi? Evet. İstersen hepsini aynı tarafa atayım. At bu tarafa 2x y eksi 2 eşittir 0. A, B katsayımız ne? 1. C'mizde eksi 2 geldi. Tamam mı? Tamam. Attım gitti. Şimdi eksenleri kestiği noktalar bilinen doğrunun denklemi. Öncelikle arkadaşım şunu bilelim. Eğer... D doğrusu sola yatık ise yani şöyle sola yatmışsa şu şekilde ne yapıyorum? Eğimim kesinlikle ama kesinlikle negatif eksilidir. Eğimim sağ mı yatmış? Eğimim kesinlikle nedir? Pozitif. Anlaştık mı? Tamam. Bunların da hepsinin ucu bitiyor. Peki eksenleri kestiği noktaları bilen doğru denklemini öncelikle nasıl buluyoruz? Şöyle bir doğrum var. Bunun denklemi önemli. Ne yapıyorum? X bölü X'i kestiği nokta A artı y bölü y kesi nokta neresi b eşittir kim? bir mi süper bak bu önemli fonksiyonlarda da karşına çıkar yarın öbür gün kesinlikle türev integral konusunda da karşına çıkar bu sene türev integral yok ama türev integral konusunda da çok ama çok önemli öğrenci denkleme bakıyor diyor ki bunun denklemin eğimi nedir bu denklemin şey e, doğrunun denklemi ne bilmiyor. Neymiş? X bölü. X'i kestiği nokta. Y bölü. y kestiği nokta eşittir 1. Hemen D1 olsun. D1 doğrusunun denklemini bulalım. Şimdi ne yapıyorum güzel arkadaşım? Ee, X bölü X'i kesi nokta 4 artı Y bölü Y kesi nokta 3 eşittir 1 diyorum. Yakışıklı hale getirelim. Paydaları işte 3, 4. Ne yaptı? 3x artı 4y bölü 12 eşittir kim? 1. Yani 3x artı 4y eşittir 12 pardon. Şimdi y yalnız bırakırsam 4y eşittir eksi 3x artı 12. Y yalnız bırakıyorum. Y eşittir eksi 3x bölü 4 artı 3 mü süper. Şimdi burada eğimi söyle bana güzel arkadaşım. Hop. Neymiş eğimim? Eksi 3 bölü 4 mü? Tamam. Hatta şuradaki denklemden x'e 0 verirsem y nerede kesti? 3'te. Y'ye 0 verirsem x'in nerede kesti? 4'te. Doğru mu? Doğru. Eğimim eksi 3 bölü 4. Denklemimi buldum. Denklemimle Doğru denklemi de şu şekilde. Hatta eğer fonksiyon dersek fx deriz. Y eşittir fx değil miydi? O da eksi 3x bölü 4. Artı 3 mü? Evet. Şimdi bir de burada ne dedik? Doğrunun eğimi neydi? Eğim. X eksenin pozitif yönde yaptığı açıdır. Şurası mı? O zaman biz nereye alalım? Şu kısmı alalım. 180'i geçince ne oluyor? Eksi oluyor bir kere. Değil mi? Evet. Eğimize bakalım. Karşısı ne? 3. Şey şöyle eksi diyelim. Karşısı ne? 3. Komşu ne? 4. Evim ne oldu? Eksi 3 bölü 4 mü? Gerçekten öyle mi? Ya da direkt şöyle diyebilirsin. Şurayı aldın. Seçti şurayı. X ekseninde yaptığı açı. Karşı ne? 3. Komşusu ne? 4. Doğru nereye atmış? Sola yatmışsa eksi mi? Evet. Süper. Hemen burada o zaman eğimi bulalım. Bak burası ne? Sağa yatmış. O zaman karşısı ne? 2. Komşu ne? 6. Eğimim ne çıktı? 1 bölü 3. Doğrunun denklemini bir de bulup gerçekten öyle mi olup olmadığını bakalım. X bölü eksi 6. Eksi buraya yazalım. Artı Y bölü 2. Y kesti. Eşittir 1. Hemen yakışıklı halde yazalım. 1 ile 3 ile Eksi x artı 3y işler dışlardan. Burası 6 yaptı. Y'yi yalnız bırakırsam 3y eşittir. X artı 6. Her tarafı 3'e böl. X bölü 3 artı 2. Eğimim neymiş? 1 bölü 3 mü? A gerçekten de öyle mi? Süper. Attım gitti. Şimdi bu üçünü birleştirip eğimi tam olarak oturtalım arkadaşım. Böyle bir şey verirse eğimi nedir? Bak ne yapıyorum? Y'yi yalnız bıraktım. Attım o tarafa. 3x artı 12 eşittir 4y. Y'yi yalnız bırakırsam 3 bölü 4 çarpı x artı 4'e bölersem 3 eşittir y. Eğimim ne çıktı? 3 bölü 4. İstersen grafik de çizip ki yan tarafa çizdiğim odur. X'i 0 ver. Y'yi nerede kesti? 3'te. Y'ye 0 ver. X'i nerede kesti? Eksi 4'te mi? -4 Burası ne 3 eğiminle Şurayı şu noktaya aldım x de yaptı 3/4 şu eksiye bakmıyorsun hiçbir zaman o eksiye bakmıyorsun uzunluk 3 uzunluk 4/4 3 sağ yatmışsa pozitif o zaman 3/4 gerçekten bakalım öyle mi bak aynısını çizdim. denklemini burada x bölü 3 e, x bölü 3 değil. x bölü eksi -4 Artı y bölü 3 eşittir 1 dersen aynı şekilde denklemi yakalarsın. Yani 3x artı 12 eşittir 4y denklemini yakalarsın. Ki burada nedir? Karşısı 3. Komşu ne? 4. Sağ mı yatmış? Evet. Eğimim ne? 3 bölü 4 mü? Süper. 1, 2, 3 ya da şu tipten verir. Bu 4 tipten soruyu çözeceğiz. Tamam mı arkadaşım? Bak buradan eğimi 2 vermiş. Doğru denklemini yapalım. Oradan bir daha eğimini... 2 olup olmadığına bakalım. Ne yapıyordum? Bir nokta vermiş. Eğimi vermiş. Nasıl buluyorduk? x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır çarpı kim? m. Bana neyi verecekti? Doğrunun denklemi. 2 çarpı x eksi 3 eşittir y eksi eksi'den den artı yaptı. Buradan 2x eksi 6 hatta eksi 1 bu tarafa at. Y'yi attım bu tarafa. Eksi 1 oldu. Ne oldu? Y eşittir. 2x eksi 7. Eğimim ne gerçekten? 2 mi? Evet. Anlaştık mı? Süper. Burada eğimi zaten verilmiş. Peki burada hem doğruyu bulalım. Eğimi bulalım. Hem de doğru denklemini bulalım. Şimdi 3'ten 0'ı çıkarttım. 3. Eksi 2'den 1'i çıkarttım. Eksi 3. Eğimim ne çıktı? Eksi 1. Bir de doğru denklemini verelim. 2 nokta verilmiş. Doğru denklemi. Gözüme bu arkadaşı kestirdim. Ne diyorum? Y eksi 0. Y yapar. Y eksi 0. X eksi 1 eşittir. Kimi kestirmiştim? Bunu gözüme kestirmiş. O zaman bundan bunu çıkart. 3'ten 0'ı çıkarttım. 3 eksi 0. Eksi 2 eksi 1. Bak şu kısımlar sağ taraftakiler birbirine hep eşit mi olacak? Evet. Y bölü x eksi 1 eşittir. 3 bölü eksi 3'ten ne yaptı burası? Y X eksi 1 eşittir. Eksi 1. İçler dışlar yaparsam y eşittir. Eksi x artı 1 mi? Evet. Öğretmenim bunun eğimi eksi 1. E ben ne bulmuştum? Eksi 1 değil mi? Süper. Şimdi üçünü iyi bir şekilde gözünden geçir. Bu tarz, bu tarz, bu tarz verirse neler yapacağına karar ver. Anlaştık mı? Süper. Diyelim. Bir de üçgen tarzında verirse ne yapıyoruz? Burada birinci kısma döneceğiz. Bak. AD neresi? Burası. Burası 3K'ymış. Burası ne kadarmış? K kadarmış. Benden istediği B ile D'den geçen doğrunun denklemi. E ben D doğrusunun koordinatlarını bulursam az önceki işi yapabilirim. Ne demiş? Eksi 4'den 4'e ne kadar artmış? 8 artmış. Yani 4K'da 8 artış var. K'da ne kadar olacak? 2. E, 3 kere 2'den 6. Eksi 4'e 6 eklersen burası ne yaptı? 2. Süper. Eksi 6'dan eksi 2'ye ne artmış? 4. Değil mi? 4K'da pardon 4K'da 4 artmışsa K'da ne artacak? 1 artacak değil mi? O zaman 3K'da 3 artar. Eksi 6'ya 3 eklersem eksi 3 oldu mu? Evet. Şimdi B ve D'den geçen e, doğru denklemi bulmak istiyorum? Ha geçen doğru denklemi. Evet. Ne yapıyorum? İstediğini gözüne kestir. Mesela bunu gözüme kestirdim. Ne diyorum o zaman? Şöyle farklı bir kalemle yapalım. Ne oldu? Y eksi eksi x 3'ten artı 3 yaptı. X eksi 2 eşittir. Şimdi buraya alıyorum. 5'ten eksi 3 çıkarttım. 5 eksi 3'ten eksi artı 3. Burada yine aynı şey gelecek. Bak. 5. E, ne, ne oldu? 5 niye dedim? Bu 6. Özür. ysi 6 6. X 5. Burada x ne? eksi 2. Bak, eksi 2 eksi 2, 3 3. Anlaştık mı? Tamam. Diyelim devam ki, Şimdi y artı 3 bölü x eksi 2, kime eşitmiş? 9 bölü 3'ten 3. Buradan işler dışlar yapalım. Y artı 3 eşittir 3x eksi 6. Böyle çok da renkli şey kullandık da umarım görünür. Ne oldu güzel arkadaşım? Y yalnız bırakalım. Y eşittir. 3x eksi 9. Eğimini sorursan nedir? 3 mü? Evet. Süper. Şimdi soruyu kısaca yazdım. Bu soruda D doğrusu yani A, B ve C noktaları D doğrusu üzerinden geçtiğine göre A'nın ne olduğunu söylüyor. Güzel arkadaşım eğer hepsi A noktası üzerindeyse şey D doğrusu üzerindeyse şu iki arasındaki eğim, şu iki nokta arasındaki eğim, şu iki nokta arasındaki eğim eşittir. Yani M, A, B kime eşittir? M, B, eşittir. O zaman şöyle diyelim. 3'ten 1'i çıkart 2. Eksi 4'ten eksi 6'yı çıkartırsam ne oldu? 2 eşit olacakmış. Kimden? A'dan ister bunu çıkart ister bunu. Ne diyorum? A eksi 3. Eksi 1, eksi 4'ten e, çıkarsa ne oluyor? 3. Şurası bir yaptı. 3 eşittir a eksi 3'ten a değerimiz neymiş? 6 mı? Aferin. Bize bitti. Bu kadar. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir kısma geldik arkadaşlar. Paralel doğruların eğimi ve dik doğrularının birbirine göre durumu ya da eğimleri diyelim. Eksik yazmayalım. Şimdi iki doğrunun birbirine göre durumu paralel olacak, dik olacak bir de çakışık oluyor. Şimdi öncelikle paralelse şöyle doğrumuzu yazdık. Hatta şöyle yazalım. AX artı BY artı C1. A1, B1, C1. Burası da A2 artı A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0 eşittir 0. Burada ne yazmışız? Eğimimiz neydi? İlkin yazdıklarımızda D1 doğrumuzun eğimi A1, D2 doğrumuzun eğimi A2. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralel ise hatta eğimlerine M1, M2 de diyebilirsin. İki doğru birbirine paralelse kesinlikle eğimleri de birbirine eşittir. Buna dikkat ediyorsun. Ayrıca AX1 artı B1'ye artı C1 şeklinde eşittir 0. A2X artı B2'ye artı C2 eşit 0 deyip doğrular birbirine paralel ise şöyle yapacağız. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2. O da eşit değildir. Dikkat C2 bölü C1 bölü C2. Eğer çakışık ise çakışık ise çakışık ise şöyle diyeceğiz. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 o da eşittir. C1 bölü C2. Ok mu? Süper. Şimdi dedik ki doğrular birbirine paralelse eğimleri nedir? Birbirine eşit. Eğer doğrular birbirine dikse yani şöyle bir doğru aldım. D1 doğrusu oluversin. Bunun da eğimi M1 olsun. Aynı şekilde şöyle bir tane başka bir doğru aldım. D2 doğrusu. Bunun da şöyle dik. Eğimi de ne olsun? M2. Güzel arkadaşım. Doğrular birbirine dikse yani D1 dik. D2 ise eğimleri yani M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1'dir. Şöyle M1 doğrumuzun eğimi ne olsun? Mesela 2 bölü 3 ise M2 doğrumuz ters çevir. 3 bölü 2 ama ne? Eksilisi. Ok mu? Ok. Yani D1 doğrusu dik D2 ve D1 doğrumuzun eğimi ne olsun? Mesela 3. O zaman D2 doğrusunun eğimi ne olur? Eksi 1 bölü 3 mü? Evet. Anlaştık mı? Hatta birbiriyle çarp. Bak 3 çarpı. Eksi 1 bölü 3. Ne oldu? 3'ler gitti. Eğimler çarpımı nedir? Eksi 1. Anlaştık mı? Tamam. Ne diyor? Doğruları paralel olduğuna göre A kaçtır? Doğrular paralel bir de A'yı ne vermiş? Unutma. Pozitif tam saymış. Tamam. Ne yapıyorum? A bölü 9. Eşit olacakmış. Kime? 4 bölü A'ya. Buradan a kare eşittir. 36'dan a nedir? 6 ya da a nedir? Eksi 6. Ama ne demiş? a pozitif. O zaman a değerimiz nedir? 6 mı? Evet. x'lerin kattığı l'lerin katsayıları m'ler birbirine eşit değil miydi? m1 eşit m2 paralel ise d1 paralel d2 ise. Ok mu? O. Ok. süper. Attım gitti. Analitik düzlemde diyor. Eksi 1. 3 noktasından geçen ve 2x artı 3y eksi 10 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Şimdi bir tane nokta varmış. Analitik yüzey noktasına geçen şöyle bir doğrumuz varmış. Ee, burada bir a noktası var. Eksi 1'e 3. Nereden geçiyormuş? Doğrusuna dikmiş. Şöyle de bir doğrumuz var. Bu doğrular birbirine dik. Bu doğrunun eğimi neymiş? Eğimine bakalım. D1 olsun. Şu da D2 doğrusu olsun. D1 doğrusu eğimi Hemen işte burada bulalım. Y'yi yalnız bırakalım. 3Y eşittir. Eksi 2X bölü artı 10. Yani Y eşittir. Eksi 2X bölü 3 artı 10 bölü 3'ten. Aha da öğretmenim. M1 yani D doğrusu eğimi Eksi 2 bölü 3. O zaman D2 doğrusunun eğimi ne olacak? Eğim M2 ters çevir. 3 bölü 2 eksi ise bu artılım olacak. Tamam. Şimdi dik olan doğrunun denklemi soruyor. Nokta elimde var. D2 doğrusundan eğimi var. Bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi nasıl yapıyorduk arkadaşım? Nokta ve doğru. Şöyle x eksi x sıfır hatırlayalım. Çarpı eğim eşittir. Y eksi y sıfır. Eğimim ne? 3 bölü 2. X sıfır noktası vermiş. Eksi 1 artı 1 yaptı. Y eksi 3 mü Aferin. Bana hemen düzenleyelim. 3x artı 3. 2y. Eksi 6'ya. Y'yi yalnız bırakalım. 3x artı 9. Eşittir. 2y mi? Evet. Bak burada zaten elim 3 bölü 2 mi? Tamam. Harika. Doğruların kesim noktasından geçen ve y eşittir. Eksi 2x doğrusuna paralel olan doğruluğunu denklemiş. Şimdi doğruların kesim noktası. Şöyle iki tane doğru var. Kesim noktası. O zaman kesim noktaları verilmişse şöyle birbirine eşitleyebilirsin de yok etme metodu da kullanabilirsin. Buradan 2x eşittir. Eksi 4'ten x'ine çıktı. Eksi 2. Harika. Ee, aynı şekilde bunu eksiyle çarpalım. Ee, şurası artı oldu. Bu bunu götürdü şey x'ler gitti 2y eksi artı oldu 12 y de buradan ne geldi 6 mı evet şimdi insan evladı gibi şöyle çizelim bir noktamız var yani şöyle iki tane arkadaş varmış burada kesişmiş kesiştikleri yer A noktası o da neymiş x'i -2 y'sine gelmiş 6 tamam bu arkadaşlar da kesiştikleri yer kime y eşittir eksi 2x eksi 3 doğrusuna paralel tamam şöyle bir nokta varmış buradan geçsin diyelim şöyle de bir arkadaşımız varmış bu da kimmiş y eşittir eksi 2x eksi 3 hatta bu böyle değildir Sola tıkladı neden eğimi eksi 2 ama çok da önemli değil muhabbeti anlayalım şimdi eğimi neymiş eksi 2 peki güzel arkadaşım bu buna paralelse bu doğrunun eğimi de nedir eksi 2 süper şimdi yine aynı şekilde Noktamı biliyorum. Eksi 2'ye 6. Eğimi biliyorum. Denklemi nasıl kuruyordum? X eksi x sıfır çarpı m. Bak ben yazıyorum sen de yazacaksın. Defalarca kez yaza yaza zaten öğrenirsin. Y eksi y sıfır mı? Aferin bize. Ne oldu arkadaşım? Eğimim eksi 2 idi. X eksi ikisine vermiş. Eksi x'den artı 2 yaptı. Y eksi 6 eksi 2x eksi 4 eşittir y eksi 6. İstersen şıklarda sağ tarafı e, sıfırda verebilir. Hepsini o tarafa atarım. E, 2x artı y eksi 2 eşittir sıfırda vardır olabilir şıklarda. Tamam. Ok mu? Ok. İki tane doğru vermiş. Doğruların kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşım yok etme metodu sana sorulmayacak bir soru. Çok basit. Ne yapıyorum? Hemen hop tık tık taraf tarafa topluyorum. Y'ler gitti. 8x eksi 32 attım o taraftan. 32 x nedir? 4. Hemen şıklara bakıyorum. 4 hangisinde var? Bir bunda var. Bir bunda var. 4'ü yerine koyalım. 24'ten eksi 10 yaptı. Eksi 5 eşittir. 10 yaptı. Y deneymiş. Eksi 2 mi? Evet. 4'e eksi 2. Neredesin? B şıkkı Bitti. Kimse sana bunu sormaz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Cebir kısmında da çok kullanırız bizi. Şimdi bir noktanın bir doğruya en yakın uzaklığı her zaman diktir. Bir noktanın bir doğruya en yakın uzaklığı diktir. Şöyle düşünebilirsin. Şimdi bu nokta aslında buraya da uzak. Şuraya da uzak. Yani şöyle çizebilirim değil mi? Başka kalemle alayım. Şuraya da uzak buraya da uzaklığı alabilirim. Şuraya da uzaklığını alabilirim. Ama neyi söylüyor bana? Bir noktanın bir doğru uzaklığını soruyorsa o noktanın o doğruya dik olan kısmını soruyor. Ona da L dedik. Şimdi onu nasıl buluyoruz? L uzaklığı eşittir. Şöyle mavi yazalım ki görünsün. A çarpı bak buradaki doğrudaki A'yı alıyorsun. A çarpı x 0 artı B çarpı y sıfır noktayla artı buradaki c alıyorsun ama nesi mutlak değer alıyorsun mutlak değer c a ve b'nin karelerinin kare kökü ok mu o bize neyi verecek l uzaklığını verecek hemen soruyla pekiştirelim bak güzel arkadaşım yazıyorsan iyice not alıyorsan bunu yazmak zorundasın l uzaklığı neymiş a ile x sıfır b ile y sıfır artı c'yi ekliyorum tabi burası ne eşittir c değil mi Yaptım. Neyi buluyorum? Uzaklığımı. Hadi yapalım. Bir nokta varmış. A noktası D doğrusumuz neymiş? 3x 4y artı 10 eşittir 0. Noktanın doğru uzaklığı ne diyelim? isterseniz k diyelim. k eşittir. Mutlak değerce yazdım mı? Yazdım. Sonra ne diyorum? Şöyle. 3 çarpı 3. Ne yaptı? 3 çarpı 3. Eksi 4 çarpı 1 artı o bölü 3'ün karesi 4'ün karesi ne yaptı? 25 o da 5 diye mi dışarı çıktı? Evet. 9 19. 19'dan 4'ü çıkart. 15 mutlak değerce 15 çıkar o da bölü 5'te neymiş? Uzaklığım 3. Yani bu uzaklığım 3 mü? Evet. Noktamız neydi? 3'e 1. Tamam mı? Süper. Şimdi tam da böyle ÖSYM'ye de böyle ayarında bir soru güzel arkadaşım. Analitik düzlemde A, B, C'de eşkenar. Eşkenar mı? Hop burası buraya eşit. Burada buraya eşit. Yani bütün kenarlar birbirine eşit. A, C doğrusunun denklemi neymiş? 6x artı 8 eksi 14 olduğuna göre B burası. B de köşegen uzunluğu. Yani şunu soruyor. Hemen şöyle cetveli alayım. Bak şimdi güzel arkadaşım. Cetveli şöyle yapalım. Daha yakışıklı olsun. Şurayı çizelim. Hop, şöyle biraz kaydıralım. Şurayı aldım. Bunu da alayım. Şu kısmı da alalım. Şöyle de farklı bir kalemle çizeyim. Hangisiyle? Şununla çizeyim. Tamam. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi geometride e, iyice aklına gelecek. Ne? ABC'de eşkenar Dörtgeninde köşegenlerle dik kesişir. Aha da öğretmenim bu kısmı görmüyorum. Bir nokta var. Bir doğruya uzaklığı. O doğrumda denklemini vermiş. Kim? Amcamın çocuğu vermiş. Ne yapıyorum? Burasına L diyelim. L uzaklığı eşittir ki 6 çarpı 4. 24. 8 çarpı 5. 40. Eksi 14 ama mutlak değer içinde 6 8'in karesi 6 8'in karesi 6'nın karesi ne yaptı 64'ten 14'ü çıkart 50 bölü 10'dan ne yaptı uzaklığım 5. Burası 5. Şimdi bana soruda ne soruyor? BD köşegenin uzunluğu. Güzel arkadaşım, eşkenar dörtgende burası buraya eşit değil miydi? E o zaman burası 5 ise burada 5 mi? Aferin bize. Ne yaptı uzaklığım 10 mu? Harika. Yine tam ÖSYM ayarında harika ötesi bir soru. İstersen durdur, yapabilirsen güzel arkadaşım. Aferin sana. M -B -A c 15 vermiş. CB AB'ye dikmiş. Tamam. AC 24. Y 3x doğrusu üzerinde B noktası veriliyor. Y 3x doğrusu B üzerinde veriliyor. Tamam. AC kenarı tırın tırın AC dedi. Burası neymiş? 3x artı 4 x 5 doğrusu üzerinde geçmektedir. Buna göre B noktasının koordinatlarını bulunuz. Bak B noktası Y işte 3x doğrusu üzerinde. Nerede? B noktası üzerinde. Ha, o zaman burası K'ya burası 3K olur değil mi? Onu da yapabilirim. Tamam. Sonrasında ne yapacağız? 24'ü niye vermiş? Ha, BAC 15'miş. Şurasına Şöyle güzelce işaretleyelim. Şu açımızda yazdık. Neymiş burası? 15 mi? Evet. Peki ne yapacağız burada? Şöyle yapıyorum. Arkadaşım çözdüm mü? Çözemedim bilmiyorum. Başlıyorum. Şimdi 15, 90 burası nedir? 75. Özel üçgenleri anlatırken 15, 75, 90 üçgeninde diğer bir tane özellik vardı. Onu hiç aklınızda tutmayın demiştim. Sadece bunu aklınızda tutun dedim ve şöyleydi. Arkadaşım buradan dik indirin dedim. Dikten dik. Haşa neydi? Dikindiğimiz kısım 4 haştı. Peki burası 24 ise burası ne kadar? Uzaklık 6. O zaman hemen dönelim. Y 3K ve 3X artı 4Y eksi 15. Neresi? Bu doğrunun denklemi şu arkadaşmış. Burası da y eşittir. Bilmem şöyle geçmiş böyle geçmiş bilmiyorum. Y eşittir 3k şeklindeymiş. Hemen özelliğimi kullanıyorum. Uzaklığım ne? 6. Eşittir 3 çarpı x. X'i bilmiyorum. K diyorum. 3k artı 4 çarpı y neymiş? 3k artı 12k. Eksi 15 mutlak değerci diyorum. Eşitmiş kime? 3, 4, 5. 5 kere 6. 30. Eşittir. 15K eksi 15. Bunu bir artılı çıkartıyorum. Bir de eksi 30 eşittir. 15K eksi 15. Ama uzunluk eksi olmadığında hiç bununla uğraşmıyorum. Direkt ne yapıyorum? Attım bu tarafa. 45 eşittir. 15K K buradan ne geldi? 3. Ok mu? Evet. O zaman Y ne olmuş oluyor? 3K mıydı? 3 kere 3'ten 9. X neydi? 3 müydü? Evet. 9'a 3 ya da 3'e 9. Öyle yazmayalım. X'in 3 Y 9. Noktasının koordinatları 3'e 9 mu? Evet. Kontrol edelim. 3'e 9 mu? Ee, 3 kere 3'ten 9 değil mi? Ee, neydi? 3 kere 3'ten 9 4 kere 9'dan 36 36 Eksi 15 bölü kim 5? 45 den 15 çıkartsam 30. 30 bölü 5'ten uzaklığım 6 mı geliyor? Evet. Yıldızı hak etti mi? Bence hak etti. Anlaştık mı? Süper. Attım gitti. Şimdi geldik. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. İki doğru birbirine paralelse arkadaşım zaten eğimleri kesinlikle bunlar birbirine eşit olacağından A, A, B, B şeklinde. Yani eğimleri neydi? M, M. M1, M1, M1 birbirine eşit. Tamam. Biz uzaklığını nasıl bulacağız? Sabitleri birbirinden çıkartıyorum. Mutlak değerce C1 eksi C2 ya da C2 eksi C1 fark etmez. Mutlak değerini alıyorum. A kare artı B kare kök içinde. Bize neyi verecek? Uzaklığını. Hadi soruda yapalım. Ee, neydi? A, B, C'de kare. B köşegenini istiyor. Şimdi ne yapıyorum? 10'dan 16'yı çıkartsam 26. 3'ün karesi 2'nin karesi kök 13. Kök 13 ile çarpalım. Kök 13'e bölelim. Kök 13 ile kök 13 e çarpı 13. Burası ne yaptı? 2 kök 13. Yani şurası neymiş? Güzel arkadaşım. 2 kök 13 mi? Evet. A, B, C D kare. E, burası da o zaman 2 kök 13. Benden ne istiyor? B de köşegeni. Şurası mı? Köşegeni. O zaman A, A, A kök 2'di. Kök 2 ile çarparsam 2 kök 26 mı BD uzaklığı? Evet. Aferin bana. Diyorum arkadaşlar son iki sorumuzu da çözüp işi bitirelim. Doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bak 5 5 12 12. Ha ne zaten eğimleri birbirine eşit. O zaman 40'tan 38'i çıkart ya da 38'den 40'ı çıkart hiç fark etmez. Bak 40 eksi eksi 38'den artı 38 mutlak değerce aldı. Ne diyorum 5'in karesi 12'nin karesi 5 12 13. 78 bölü 13'ten o da neymiş? 6 mı? Evet. Son soru. Hop bitiriyoruz. Ve iş bitiyor. Doğrular arası uzaklık 3 kök 13. 3, 2, 3'ün karesi 2'nin karesinden burası ne geldi? Kök 13. 5 eksi a ya da a eksi 5 hiç de bir şey olmaz. Eşittir 3 kök 13 mi? Evet Arkadaşlar Kök 3'te işte, kök 13'ün çarpımı 13 çarpı 3'ten 39 eşittir. A eksi 5 ama nerede? Mutlak değer C. O zaman ne diyeceksin arkadaşım? A eksi 5 eşittir. Ha dur niye yazıyorsun? A eksi 5 ya 39'dur ya da A eksi 5 kimdir? Eksi 39 mu? Evet. Şıklarda gidip 44'de bulabilirsin. Şıklarda gidip Eksi 34'ü de bulabilirsin. Hangisi artık varsa onu işaretliyorsun. Anlaştık mı? Geçmiş olsun. Bir sonraki derste yani soru çözümlerinde mini denemelerde görüşmek üzere arkadaşım.